Birinci soru. Şekildeki ABC üçgeninde ACB açısının ölçüsü 120 derece. AC doğru parçasının uzunluğu 3 santimetre ve BC doğru parçasının uzunluğu 6 santimetredir. Buna göre AB doğru parçasının uzunluğu kaç santimetredir? Şimdi AB doğru parçasının uzunluğuna x diyelim arkadaşlar. Burada kosinüs teoremini kullanacağız. X'in karesi 3'ün karesi 9 artı 6'nın karesi 36 eksi 2 çarpı 3 çarpı 6 çarpı kosinüs 120. Buradan bulabiliriz. Şimdi kosinüs 120'yi bulalım. Kosinüs 120. Şimdi bu eksi kosinüs 60'a eşittir. Şimdi kosinüs 60'ı hatırlayalım arkadaşlar. Hemen 30, 60, 90 üçgenini çizelim şuraya bakalım. Şurası 30 olsun. Burası 60 olsun. Burası 1 birim. Burası 2 birim. Burası da kök 3 birim. Kosinüs 60 komşu dik kenar bölü hipotenüs olduğu için bu 1 bölü 2 eşittir. Eksisi olduğu için de eksi 1 bölü 2'dir. Şimdi x kareyi bulabiliriz. 9, 36 daha 45. Şimdi bu kosinüs 120'yi eksi 1 bölü 2 bulduk arkadaşlar. Yerine yazalım şimdi. 2 kere 3, 6. 6 kere 6, 36 çarpı eksi 1 bölü 2. Şimdi burada eksi var, burada da eksi var. Eksi eksiyi artı yapar. 36'yı da 2'ye böldüğümüzde 18 olur. Yani 45 artı 18 çıktı. Bu işlemin sonucu da 63'e eşittir. Şimdi x kare 63 bulduk. O halde x karekök 63'e eşittir. Karekök 63 de 3 karekök 7'ye eşittir. Doğru cevap A şıkkıdır. İkinci soru. Şekilde ABC ve CDE üçgenlerinde AD doğru parçası kesişim BE doğru parçası eşittir C. ABC ve CDE üçgenlerinde AD doğru parçası kesişim BE doğru parçası eşittir C. AB doğru parçası diktir AD doğru parçasına. AB doğru parçasının uzunluğu 6 santimetre, BC doğru parçasının uzunluğu 10 santimetre, CE doğru parçasının uzunluğu 5 santimetre ve CD doğru parçasının uzunluğu 2 santimetredir. Buna göre DE doğru parçasının uzunluğu kaç santimetredir? Şimdi önce ABC üçgeninden buradaki AC'yi bulabiliriz arkadaşlar. 6, 8, 10 özel dik üçgeninden burayı 8 olarak bulduk. DE doğru parçasına x diyelim arkadaşlar. Şu açıya da alfa diyelim. Kosinüs teoreminden x'i bulabiliriz. Alfa da bakın buraya eşittir. Ters açı olduğu için. Şimdi x'in karesi eşittir. Burada 2'nin karesi 4 artı 5'in karesi 25. Eksi 2 çarpı 2 çarpı 5 çarpı kosinüs alfa. Şimdi kosinüs alfayı bulalım. Kosinüs alfayı şuradan bulabiliriz. Komşu dik kenar bölü hipotenüs. O zaman kosinüs alfa 8 bölü 10'a eşittir. Sadeleştirdiğimizde de 4 bölü 5 çıkar. Şimdi yerine yazalım. X kare eşittir. 4, 25 daha 29 olur. Eksi 2 kere 2, 4. 5 kere 4, 20. Çarpı 4 bölü 5. 20 ile 5 sadeleşir. 4 olur. 4 kere 4, 16'dır. 29'dan da 16'yı çıkardığımızda arkadaşlar 13 buluruz. X de karekök 13'e eşittir. Doğru cevap B şıkkıdır. Üçüncü soru. Şekildeki ABCD dörtgeninde BAD açısının ölçüsü 60 derece. AB doğru parçasının uzunluğu CD doğru parçasının uzunluğuna eşittir 3 santimetre. AD doğru parçasının uzunluğu 7 santimetre ve BC doğru parçasının uzunluğu 4 santimetredir. Buna göre BCD açısının ölçüsü kaç derecedir? Önce B ile D'yi bir birleştirelim arkadaşlar ve buraya x diyelim. Şimdi kosinüs teoreminden bu x'i bulabiliriz. X kare eşittir. 3'ün karesi 9 artı 7'nin karesi 49. Eksi 2 çarpı 3 çarpı 7 çarpı kosinüs 60. Şimdi kosinüs 60'ı yukarıda bulmuştuk arkadaşlar. 1 bölü 2 idi. 9 ile 49'u topladığımızda 58 olur. 2 kere 3 6, 6 kere 7 42. Şimdi kosinüs 60'ı da yukarıda bulmuştuk. 1 bölü 2 idi arkadaşlar. 42'yi de 2'ye böldüğümüzde 21 olur. 58'den de 21'i çıkardığımızda 37 buluruz. Buradan x kare 37 ise x kök 37'dir. Şimdi şuradaki BCD açısına alfa diyelim. Şimdi bu aşağıda tekrar arkadaşlar kosinüs teoremini kullanalım. X kare eşittir. 4'ün karesi 16. 3'ün karesi 9. Eksi 2 çarpı 4 çarpı 3 çarpı kosinüs alfa. Şimdi x kareyi 37 olarak bulmuştuk. 16, 9 daha 25 yapar. Eksi 2 kere 4, 8. 3 kere 8, 24 çarpı kosinüs alfa çıktı.
Şimdi bu 25'i arkadaşlar sol tarafa geçirirsek 12 kalır. Eksi 24 çarpı kosinüs alfa. Eksi 24'ü de gene sol tarafa bölü olarak geçirdiğimizde 12 bölü eksi 24 eşittir kosinüs alfa oldu. Sadeleştirme yaptığımızda kosinüs alfayı eksi 1 bölü 2 olarak bulduk. Kosinüs 61 bölü 2'ye eşitti. Kosinüs 120 ise eksi 1 bölü 2'ye eşittir. Dolayısıyla buradaki açımız 120 derecedir. Doğru cevap C şıkkıdır. Dördüncü soru, şekilde verilen ABC üçgeninde AC doğru parçasının uzunluğu kök 5 birim, C açısının ölçüsü alfa, B açısının ölçüsü 90 derece artı alfa ve AB doğru parçasının uzunluğu 2 birimdir. Buna göre sinüs alfa kaçtır? Şimdi sinüs teoreminden arkadaşlar buradaki 2 bölü sinüs alfa eşittir. Buradaki kök 5 bölü sinüs 90 artı alfa. Bakın bu şekilde yazabiliriz. Şimdi sinüs 90 artı alfa bu ikinci bölgedir arkadaşlar. Kosinüs alfaya eşittir. O zaman şöyle oldu bakın. 2 bölü sinüs alfa eşittir. Kök 5 bölü kosinüs alfa çıktı. Şimdi kök 5 ile sinüs alfayı yer değiştirdiğimizde 2 bölü kök 5 eşittir. Sinüs alfa bölü kosinüs alfa çıktı. Sinüsün kosinüse bölümü tanjanta eşitti. O zaman 2 bölü kök 5 eşittir tanjant alfadır. Şimdi hemen bir küçük dik üçgen çizelim arkadaşlar. Şu açımız alfa olsun. Tanjant neydi? Karşı bölü komşu. O zaman burası 2, burası da kök 5 olur. Pisagor teoreminden burayı buluruz. 2'nin karesi 4, kök 5'in karesi 5, toplamı 9 olur. O da 3'ün karesine eşittir. Bakın hipotenüsü de bulduk. O zaman sinüs alfa ise karşı dik kenar bölü hipotenüsten 2 bölü 3 bulunur. Doğru cevap E şıkkıdır. Beşinci soru, şekilde AD doğru parçası kesişim BC doğru parçası eşittir E noktası. EC doğru parçasının uzunluğu 8 santimetre ve AB doğru parçasının uzunluğu 6 santimetre, BE doğru parçasının uzunluğu 3 santimetre, DE doğru parçasının uzunluğu 3 santimetre ve AE doğru parçasının uzunluğu 4 santimetredir. Buna göre CD doğru parçasının uzunluğu kaç santimetredir? Bize CD sorulmuş. Burayı bulacağız. Buraya X diyelim. Şuradaki açının arkadaşlar kosinüsünü bulmamız lazım. Bakın burası da gene aynı açıdır. Şimdi yukarıdan kosinüs alfayı bulabiliriz. 6'nın karesi 36 eşittir. 4'ün karesi 16 artı 3'ün karesi 9 eksi 2 çarpı 4 çarpı 3 çarpı kosinüs alfa. Şimdi burası 36. 16 ile 9'un toplamı 25 eksi 2 kere 4 8. 3 kere 8 24 kosinüs alfa çıktı. 25'i sol tarafa geçirdiğimizde arkadaşlar 11 kalır. Eksi 24 kosinüs alfa. Kosinüs alfa da eksi 11 bölü 24 olarak bulunur. Şimdi şurada da gene bu kosinüs teoremini uygulayalım. Bu sefer x'in karesi eşittir. 8'in karesi 64 artı 3'ün karesi 9 eksi 2 çarpı 8 çarpı 3 çarpı kosinüs alfa. Buradan x kare eşittir. 64, 9 daha 73 olur. Eksi 2 kere 8 16, 3 kere 16 48. Şimdi kosinüs alfayı yerine yazalım. Eksi 11 bölü 24. X kare eşittir 73. Şimdi eksi ile eksinin çarpımı artı olur. 48'i 24'e böldüğümüzde 2 olur. 2 kere 11 de 22 yapar. 73 ile de 22'yi toplarsak 95 buluruz. X kare 95 ise x karekök 95'e eşittir. Doğru cevap B şıkkıdır. Altıncı soru, şekildeki ABC üçgeninde D elemanıdır. BC doğru parçasının AB doğru parçasının uzunluğu 8 santimetre, AD doğru parçasının uzunluğu 7 santimetre, BD doğru parçasının uzunluğu 3 santimetre ve DC doğru parçasının uzunluğu 5 santimetredir. Buna göre AC doğru parçasının uzunluğu kaç santimetredir? Bize AC doğru parçasının uzunluğu sorulmuş. Buraya X diyelim. Şuradaki B açısına da alfa diyelim. Şuradaki ABD üçgeninde arkadaşlar bu alfanın karşısında 7 var ya, o zaman 7'nin karesi 49 eşittir. 8'in karesi 64 artı 3'ün karesi 9 eksi 2 çarpı 3 çarpı 8 çarpı kosinüs alfa. Buradan kosinüs alfayı bulacağız. 49 eşittir. 64, 9 daha 73 olur. Eksi 2 kere 3 6, 6 kere 8 48 kosinüs alfa.
Şimdi 73'ü sol tarafa geçirdiğimizde eksi 24 olur. Eşittir. Eksi 48 kosinüs alfa. Eksi 48 de yine sol tarafa bölü olarak geçirdiğimizde kosinüs alfayı 24 bölü 48'den 1 bölü 2 buluruz. Eksinin eksiye bölümü de artıdır. Bakın kosinüs alfayı bulduk. ABC üçgeninde kosinüs teoremi ile x'i bulalım. X'in karesi eşittir. 8'in karesi 64. Burada da yine 3 ile 5'in toplamı 8. Karesi 64. Eksi 2 çarpı 8 çarpı 8 çarpı kosinüs alfa. X kare eşittir. 64, 64, 128 olur. Eksi 2 kere 8, 16. 8 kere 16, 128 olur. Kosinüs alfayı da 1 bölü 2 bulmuştuk. Devam edelim. X kare eşittir. 128. Şimdi 128'i 2'ye böldüğümüzde 64 olur. 128'den de 64 çıktığında gene 64 buluruz. X kare 64 ise x de 8'e eşittir. Doğru cevap D şıkkıdır. 7. soru. Bir ABC üçgeninde AC doğru parçasının uzunluğu 12 cm, AB doğru parçasının uzunluğu 6 cm ve BC doğru parçasının uzunluğu 10 cm'dir. Buna göre BC kenarına ait yükseklik kaç cm'dir? Şimdi bir ABC üçgeni çizelim arkadaşlar şu şekilde. A noktası, B noktası ve C noktası olsun. Şimdi AC doğru parçasının uzunluğu 12 santimetreymiş. AB doğru parçasının uzunluğu 6 santimetre ve BC doğru parçasının uzunluğu da 10 santimetreymiş. Şimdi bize BC kenarına ait yükseklik sorulmuş. Yani şuradaki yüksekliği bulacağız. Buna H diyelim. Önce şuradaki açıyı bulalım arkadaşlar. Bu açı alfa açısı olsun. Şimdi bizim kosinüs teoremimizden 10'un karesi 100 eşittir. 6'nın karesi 36 artı 12'nin karesi 144. Eksi 2 çarpı 6 çarpı 12 çarpı kosinüs alfa. Şimdi 100 eşittir. 36 ile 144'ün toplamı 180. Eksi 2 kere 6 12. 12 kere 12 144 kosinüs alfa. Eksi 144 kosinüs alfayı sol tarafa, 100'ü de sağ tarafa geçirdiğimizde arkadaşlar 144 kosinüs alfa eşittir 80 olur. Buradan kosinüs alfayı 80 bölü 144 buluruz. Bu kesri 16 ile sadeleştirirsek arkadaşlar 80'i 16'ya böldüğümüzde 5 olur. 144'ü de 16'ya böldüğümüzde 9 olur. Kosinüs alfayı 5 bölü 9 olarak bulduk. Şimdi biz sinüs alfayı bulalım. Bakın bir dik üçgen çiziyorum buraya. Burası 90 derece, burası da alfa olsun. Şimdi kosinüs neydi? Komşu dik kenar bölü hipotenüs. Burası 5, burası 9. O halde karşı dik kenarı bulmamız lazım. 9'un karesi 81. 5'in karesi 25. 81'den 25'i çıkardığımızda da 56 olur arkadaşlar. Burası da karekök 56'ya eşitmiş. Karekök 56 ise 2 kök 14'tür. Şimdi sinüs alfayı bulalım buradan. Sinüs alfa ise karşı dik kenar bölü hipotenüsten 2 kök 14 bölü 9'a eşittir. Şimdi üçgene tekrar dönelim. Bu üçgenin alanı H çarpı 10 bölü 2'dir. Aynı şekilde sinüs teoreminden alanı 1 bölü 2 çarpı 6 çarpı 12 çarpı sinüs alfadır. 10'u 2'ye böldüğümüzde 5 olur. H çarpı 5 eşittir. 6 ile 2'yi sadeleştirdiğimizde 3 olur. 3 ile 12'yi çarptığımızda 36 buluruz. Sinüs alfayı da 2 kök 14 bölü 9 bulmuştuk. 36 ile 9 sadeleştiğinde burası 4 olur. 4 ile 2'nin çarpımı 8'dir. 5 de bölü olarak geçtiğinde arkadaşlar buraya 8 kök 14 bölü 5 olarak H'yi buluruz. Doğru cevap C şıkkıdır. 8. soru. Şekildeki ABC üçgeninde ABC açısının ölçüsü 45 derece, ACB açısının ölçüsü 30 derece ve AB doğru parçasının uzunluğu 12 santimetredir. Buna göre AC doğru parçasının uzunluğu kaç santimetredir? Bize AC doğru parçasının uzunluğu sorulmuş. Buraya x diyelim. Şimdi sinüs teoreminden arkadaşlar 30'un karşısında 12 var ya, o zaman 12 bölü sinüs 30 eşittir. 45'in karşısında da x var. X bölü sinüs 45. Bakın bu şekilde x'i bulabiliriz. Sinüs 30'u hemen bir hatırlayalım. Bakın 30-60-90 üçgenini çiziyorum. Burası 30. 30'un karşısı 1 birim. 90'ın karşısı 2 birim.
60'ın karşısı kök 3 birim. Sinüs neydi? Karşı bölü hipotenüsten 1 bölü 2 çıkar. Bakın 12 bölü 1 bölü 2 eşittir x bölü. Şimdi sinüs 45'i yapalım şurada hemen hızlıca. Buralar 1, 1 ise burası da kök 2 oluyor, hatırlayalım. 45'in sinüsü karşı bölü hipotenüsten 1 bölü kök 2 çıkar. Şimdi buradan x'i bulacağız. Şimdi sol tarafı yapalım arkadaşlar. 1 bölü 2'yi ters çevirdiğimizde bakın burası 24 olur. Eşittir. Burası da x kök 2 olur. Şimdi 24'ü kök 2'ye bölersek x'i buluruz. X eşittir 24 bölü kök 2. Bunu kök 2 ile genişletirsek 24 kök 2 bölü 2 olur. 24 ile de 2 sadeleşirse x'i 12 kök 2 olarak buluruz. Doğru cevap D şıkkıdır. 9. soru. Şekildeki ABC ve BDF üçgen AC doğru parçasıyla DF doğru parçasının kesişimi E noktası. AF doğru parçasının uzunluğu 2 cm, BF doğru parçasının uzunluğu 4 cm, BC doğru parçasının uzunluğu 6 cm ve ABC üçgeninin alanıyla BDF üçgeninin alanları birbirine eşittir. Buna göre CD doğru parçasının uzunluğu kaç santimetredir? CD doğru parçasının uzunluğuna x diyelim, B açısına da alfa diyelim. Şimdi ABC üçgeninin alanını şu şekilde bulabiliriz bakın. 1 bölü 2 çarpı kenarlardan birisi 6, diğeri de 6 çarpı sinüs alfa. Diğer FBD üçgeninin alanını da gene aynı şekilde arkadaşlar. Bunlar birbirine eşitmiş ya. 1 bölü 2 çarpı kenarlardan birisi bu sefer 4, diğeri 6 artı x çarpı sinüs alfa şeklinde birbirine eşitleyebiliriz. Sinüs alfalar karşılıklı sadeleşsin. Şu 6 ile 2 sadeleşirse 3 olur. 3 ile de 6'nın çarpımı 18 olur. Devam edelim. Şu 4 ile 2 sadeleşsin. 2 olur. 2 çarpı 6 artı x olur. 18'i 2'ye bölersek 6 artı x'i 9 olarak buluruz. Buradan x de 3'e eşittir. Doğru cevap A şıkkıdır. 10. soru. Şekildeki ABC üçgeninde AB doğru parçasının uzunluğu 16 cm, AC doğru parçasının uzunluğu 20 cm, BD doğru parçasının uzunluğu ile DC doğru parçasının uzunluğu birbirine eşit. BAD açısının ölçüsü alfa ve DAC açısının ölçüsü betadır. Buna göre sinüs alfa bölü sinüs beta kaçtır? BD ile DC birbirine eşitmiş arkadaşlar. O halde buradaki ABD'nin alanı ile buradaki ADC'nin alanları birbirine eşittir. Çünkü bu iki üçgenin tabanları ve yükseklikleri aynıdır. Şimdi şuradaki AD'ye biz x dersek soldaki üçgenin alanını şu şekilde bulabiliyoruz. Bakın 1 bölü 2 çarpı 16 çarpı x çarpı sinüs alfa. Bu sağdaki üçgenin alanını ise gene aynı şekilde 1 bölü 2 çarpı 20 çarpı x çarpı sinüs beta ile bulacağız. Şimdi bakın 1 bölü 2'ler karşılıklı sadeleşsin. Şuradaki x'ler de karşılıklı sadeleşsin. Bize sinüs alfa bölü sinüs beta sorulmuş. Sinüs betayı sol tarafa geçirirsek sinüs alfa bölü sinüs beta. 16'yı da sağ tarafa geçirelim. 20 bölü 16 çıktı. Sadeleştirdiğimizde de arkadaşlar 5 bölü 4 buluruz. Zaten bizden sinüs alfa bölü sinüs beta sorulmuştu. O halde doğru cevap E şıkkıdır. 11. soru. Şekildeki ABC üçgeninde AD doğru parçasının uzunluğu 3 birim, BD doğru parçasının uzunluğu 4 birim, AE doğru parçasının uzunluğu 2 birim, EC doğru parçasının uzunluğu 7 birim ve DE doğru parçasının uzunluğu kök 5 birimdir. Buna göre BC doğru parçasının uzunluğu kaç birimdir? BC doğru parçasının uzunluğu sorulmuş. Buraya x diyelim. Şuradaki A açısına da arkadaşlar alfa diyelim. Yukarıdaki ADE üçgeninde kosinüs teoremini şu şekilde yapıyorduk bakın. Kök 5'in karesi 5 eşittir. 3'ün karesi 9 artı 2'nin karesi 4 eksi 2 çarpı 3 çarpı 2 çarpı kosinüs alfa. Buradan kosinüs alfayı bulacağız. 5 eşittir. 9, 4 daha 13 yapar. Eksi 2 kere 3, 6. 2 kere 6, 12 kosinüs alfa. Eksi 12 kosinüs alfayı sol tarafa geçirelim. 5'i de sağ tarafa geçirirsek 8 kalır. Kosinüs alfa 8 bölü 12 olur. Sadeleştirirsek 2 bölü 3 çıkar. Şimdi aynısını arkadaşlar büyük ABC üçgeninde yapalım. Bu sefer x'in karesi eşittir. Bakın burası 7 oldu. 7'nin karesi 49 artı diğer kenar 9 oldu. Bakın şurası 9'un karesi 81 eksi 2 çarpı 7 çarpı 9 çarpı kosinüs alfa.
Devam edelim. 49 ile 81'i topladığımızda 130 olur. 2 kere 7, 14 çarpı 9 çarpı kosinüs alfa. Kosinüs alfayı da 2 bölü 3 bulmuştuk. 9 ile 3 sadeleşirse 3 olur. Burası 130 eksi 3 kere 14, 42 yapar. 2 ile de 42'yi çarptığımızda 84 buluruz. 130'dan da 84'ü çıkardığımızda x kareyi 46 olarak buluruz. X kare 46 ise x arkadaşlar karekök 46'ya eşittir. Doğru cevap D şıkkıdır. 12. soru. Bir ABC üçgeninin kenar uzunlukları AC eşittir B birim, AB eşittir C birim ve BC eşittir A birimdir. Olduğuna göre sinüs A kaçtır? Şuradaki eşitlik de içler dışlar çarpımı yaptığımızda C eksi B çarpı B artı C eşittir A çarpı A eksi kök 2 B buluruz. Şimdi burada arkadaşlar iki kare farkı özdeşliği var. Dikkat edersek C kare eksi B kare eşittir A kare eksi kök 2 AB çıktı. Buradan biz eksi B kareyi sağ tarafa geçirdiğimizde C kare eşittir A kare artı B kare eksi kök 2 AB buluruz. Şimdi bir üçgen çizdiğimizde arkadaşlar şu şekilde üçgenimizi çizelim. Bunun bakın köşeleri A, B, C. Şurası arkadaşlar C kenarı. Burası B kenarı. Burası da A kenar olsun. Şimdi bunun formülü şu şekildeydi. Hatırlayalım. C kare eşittir A kare artı B kare eksi 2AB çarpı kosinüs alfaydı. Şuraya da alfa dersek. Şimdi dikkat edersek bakın bu buna çok benziyor. Dolayısıyla bizim şuradaki bakın eksi 2 kosinüs alfamız eksi kök 2 eşitmiş. O zaman kosinüs alfa da kök 2 bölü 2'ye eşit çıkar. Şimdi bu açının sinüsünü bulalım. Kosinüsü kök 2 bölü 2 ise bakın şu şekilde dik üçgen çiziyorum. Burası alfa. Kosinüs neydi? Komşu bölü hipotenüs. O zaman bunun karşısı da arkadaşlar Pisagor'dan kök 2 çıkar. Yani sinüs alfa da kök 2 bölü 2 çıkar. Şimdi şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. A bölü sinüs A eşittir. C bölü sinüs C'den gidelim. Şimdi sinüs C'yi bulduk. Kök 2 bölü 2. Bakın burada da bize A bölü C verilmiş. Şu C'yi şuraya alalım. Bakın şöyle A bölü C eşittir. Sinüs A bölü sinüs C oldu. A bölü C kök 2 bölü 3 eşittir. Sinüs A bölü. Şimdi sinüs C'yi de ne bulduk? Kök 2 bölü 2. Şimdi içler dışlar çarptığımızda da buradan sinüs A kök 2 bölü 3 çarpı kök 2 bölü 2'den 1 bölü 3 çıkar. Doğru cevap C şıkkıdır.